Hadi bunu deneyelim. Bu wok maşalarından ne zamandır istiyordum ama başta yanlış ölçünü aldım ki nerede acaba? Şu boyunu aldım ve böyle bir sonuçla karşılaştık. Güzel ama benim o kadar sabrım yok. 25 ve 33 milimetre arasında kaldım ve 25'i aldım. Arkadaşım 33'ü aldı. Onun sonucu da ekranda ektedir. Bu markası Yui bu arada ve kutunun güzel olmasını sevdim bu arada. Kutuda saklıyorum çünkü yani nereye sığdırayım hocam bunu? Büyük biraz. Basılı tutunca LED yanıyor. Ekranda görünüyor mu? Artan derecesi görünüyor. Ben normalde bunun videosunu bir çektim sonra beğenmedim. Şimdi tekrar çekiyorum ve şunu söyleyebilirim ki eğer katlı saçlarınız varsa parçalara ayırarak yapmayın. Biliyorum Redmond öyle dedi ve o bu konularda her şeyi bilir ama yok olmuyor. 1500 saat sürüyor. Bir saç serumu sıkıyorum. Şimdi şöyle bütün tutamı alsam aslında böyle tamamen daha güzel olacak ama birazcık da şuralara gelsin istediğim için. Şu üç tarafı kadraj. Üç tarafı kapalı olan kısmı yukarıda kalacak. Ve dikkat edin kendinizi yakmayın. Ve işin sırrı da şudur ki saçı araya koyduğunuzda böyle tamamen açıldığına emin olunuz efendim. Yine de bakın zaten şu şekil oluştu ya. O bombeye devam ettiriyorsunuz. Çünkü bazı ürün yorumlarında şey gördüm. Olmamış. Çok güzel değil mi? Şunu şöyle bir atalım. Sonra şu altta kalan kısmı kulağı yakmadan. Tamam. Aslında bütün mevzu şu takibi yapabilmekte bakın. O bombeyi devam ettirebilirseniz tamam. Seviyorum. Pratik ve güzel şeyleri seviyorum. Saç yaparken de saç şekillendirirken de o sırada mantıklı bir şey yapamıyorsunuz. Yani dizi izleyemiyorsun. Gözün saçında oluyor. Video çekemiyorsun mesela. Çok zorlanıyorum. Bir şey yapamıyorsun yani. En fazla şarkı söyleyebiliyorsun. Onda da dans edemiyorsun. Oh, alnıma değdi biraz. Kısıtlı yani. Daha hızlı. Genele nazaran daha hızlı şeyler. Mesela maşaya nazaran çok çok daha hızlı olan bu wok maşası benim şu an gönlümün prensesi. Ben video çekerken saçımı yaptığım zaman arkayı yapmıyorum normalde. Şu an bir istisna. Çünkü ben videoları genellikle gece çekiyorum ve sonrasında saçımı toplayıp yatıp uyuyacağım için arkasını düz bırakıyorum. Bazen şey sıkıntı oluyor. Öyle dışarı çıkıyorum. Unutuyorum. Tatlı oluyor. Videoyu hiç kesmeden yapıyorum. Saçımı hızlandırıp koymuşumdur şu an muhtemelen diye düşünüyorum ama kaç dakika sürüyor bütün saç onu merak ettim. Şu an bilemem. Birkaç parça çekiyorum. Kapata aç ama ve yazarım. Son tutam. Değil mi saç? Bitti. Şimdi şöyle yapacağım. Şuralar muhtemelen daha düz kaldı. Şu an görmüyorum ama hissediyorum, inanıyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Ben bir de bu kadar yaptıktan sonra, her şey bittikten sonra en uç ayna. En ucu da bir şöyle yapıyorum. Güzel oldu, güzel. Normalde L'Oreal'in bu Elnette de lüks ürünleriyle devam ediyoruz hayatımıza. Spreyi var şu an nerede bilmemekle birlikte aşık oldum. Saçı sertleştirmiyorlar ama şimdi yine video çektiğim ve gece olduğu için gerek yok. Oradaki adımım da ilgilisini merak edenine bir fısı fısı sıkıyorum spreyi. Biraz bir hafif bekledikten sonra elime köpüğü alıyorum. Çok hafif inceltip uçlardan fıçık fıçık diyorum. Çok pratik oluyor. Benim saçımda çok az şekil durur. Yani fön çekersin,
5 dakika sonra. Ama bu L'Oreal'lerle destekleyince bu oldukça kalıyor. Bak bu şeyde de çok güzel oluyor. Sürekli kadrajı unutuyorum. Şöyle bir tutamı. Geçirip. Çok hoş oluyor. Böyle bir 2000'ler başı vibe'ı. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.